Bunlar bir sürece veriyor. Fakir fakirleşti, zengin zenginleşti. Dün Maraş'ta bir şey söyledim. Dedim ki, her kim ki doları kriz olmadan önce krizin çıkacağını görüp, duyup, 4 liradan alıp 7 liradan sattıysa vatana aittir. Öyledir arkadaşlar. Dolar alıyor 4 liradan, bir gün sonra dolar 7 lira alıyor, 7 liradan satıyor. Arada 3 lira %100'e yakın para kazanıyor. Sonra biz doları bozdurduk ki dolar düşsün. Geç o işlere. Geçeceksin. Kimler bu süreçte zengin oldu? Hangi iş adamları? O bir hafta içerisinde, 4-5 gün içerisinde hangi iş adamları, hangi yandaşlar? Kimler parayı topladı? Piyasadan paraları kimler aldı? Bunlar önemli. Masak diye bir şey var. Masak bu işi araştırsın. Baksın. Şimdi paradan 4 liradan al, 7 liradan sat, 3 lira para kazan, 1 dolar da. Oh ne ala, vatandaş iyice fakirleşsin, birileri de paranın üzerinde para koysunlar. Sonra da vatan millet desinler. Vatan millet Sakarya Edebiyatı yapsınlar. Yok öyle bir dünya. Vatan aile dediğinde nedir bu? Ne farkı var ekonomik savaşta, teröristle bunu yapılanın? Hiç, benim gözümde hiçbir fark yok. Ben dünkü lafımın arkasındayım, istediği kadar bağırsınlar. Eğer bir adam bilip de doların bir gün sonra 6 lira, 7 lira olacağını biliyorsa ve gidip de parasıyla dolar alıyorsa, 7 lira olduğunda satıyorsa, dolar tekrar 6 liraya çekiliyorsa orada birileri spekülasyon yapıyor demektir. Birileri para kazanıyor demektir. Bu iş birileri için yapıldı demektir. Amerika ile mücadele. Adıyaman tütününü serbest bırak. Amerikan sigara tekeline mücadele et. Şeker fabrikalarının özelleştirmesini iptal et. Kargi firmasıyla mücadele et. Demin söylediğim gibi lüks arabaları Cumhurbaşkanlığı sarayındaki lüks Amerikan arabalarını ver. Oğlun 1,5 milyona ev almış Amerika'da. Bilal Erdoğan. Tapusu çıktı. Oğlun önce Amerika'daki evini satsın. Bilal Erdoğan önce Amerika'daki evini satsın. Kendi dolarının altınını, külçelerini bozuyorsun. Gariban teyzeye diyor ki git diyor. Yastık altındaki paranı çıkar, altını sat diyor. Gariban gidiyor 100 dolar fark. Toplamış, birikmiş, iki tane çeyrek altın almış. Onları satıyor. Ay o bir tane çeyrek altın. Gelindir, büyündür, büyündür. Onu satıyor. Kendileri dolarları, vatandaşın sattığı o yüzlük dolarları, 200-300 bozdurduklarını topluyorlar milyonları. Dörtten topluyorlar, yeniden satıyorlar. Sonra da biz milliyetçiyiz diyorlar. Yok öyle bir dünya. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Bahçeli açıkladı. Hazine yardımını dolara bağlamışlar. Hazine yardımını. Hazine o parayı niye veriyor? Seçimde harca diye veriyor. Harcamamış, dolara çevirmiş. Arkasından da 7 liradan bozdurmuş. Devletimize, ekonomimize destek için bozdurduk diyor. 4'ten aldın, 7'den bozdurdun ya. Yazıktır ya. Ticaret mi yapıyorsun? Siyasi partiler ticaret yapmazlar. Bir de adından...